Günümüz sorunlarından en büyüklerinden bir tanesi güvenlik. Evimizi korumak için etrafına duvar örer ya da tel gerilir. İş yerimizi korumak için güvenlik kameraları takılır. Arabamız varsa korumak için alarm taktırırız, GPS taktırırız, 360 derece gece görüşü kameralar bile taktıranlar var araçlarına sırf güvenliğini sağlayabilmek için. Telefonlarımızı korumak için sim kart şifresi koyarız, telefon şifresi koyarız. Üzerine ekran kilidi yerleştirerek verilerimizin güvenliğini sağlamaya çalışırız. Bilgisayarımıza geldiğimizde de bu videoyu izleyen hemen her kullanıcının bilgisayarında bir başlangıç parası olduğuna adım gibi eminim. Yoksa yanılıyor muyum? İnsanoğlu olarak birçok tehlikeye karşı önlem alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Çünkü bunların ardı arkası kesilmeyecek sonuçta biz yaşadığımız sürece. Bilgisayar ve internetin hayatımıza iyice girip yaygınlaşmasıyla birlikte ürettiğimiz bazı veriler var. Bazılarımız o verilerle yaptıkları işler sayesinde hayatlarını geçindirmekte. Peki size bir sorun var. Bu kadar önemli verileri sakladığımız hard disklerin veya SSD'lerin güvenliğine neden hiç önem vermiyoruz? Gelin bu videoda disklerin güvenliğini nasıl sağlarız? Bunu inceleyelim ama önce bir intro girsin araya. Selam dostum, ben İbrahim. Bugün bilgisayar ve sanal alemle azıcık da olsa haşır neşir olan herkesin dikkat etmesi gereken ama dikkat etmeyi bırakın haberinin bile olmadığı bir konudan bahsedeceğim. Ve bu konu hakkında bize yardımcı olabilecek bir programı inceleyeceğiz. Depolama disklerimiz, verilerimizi emanet ettiğimiz birer kahraman aslında. Yeri gelir günlerce aralıksız çalışırlar. Çok yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalırlar. Evet, yani diyeceksiniz ki bunu yapmak için tasarlanmışlar. Evet, haklısınız ama arada bir disklerimizin durumunu incelememiz gerekiyor. İncelemekten kastım da ne kadar boş alan kaldığına bakmak ya da kasanın içini açıp dış görünüşüne bakmaktan ibaret değil elbette. Disklerimizin sıcaklık durumlarına, smart verilerine, sektör durumlarına ara ara bakmamız gerekiyor. Veri aktarımızları bir süre sonra yavaşlayabiliyor ve bunu hissettiğinizde bu kontrolleri tekrar etmeniz gerekiyor. Çünkü bu problemler veri kaybına sebep olabilecek problemlerin ön habercisi olabilir. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Siz bir doktor gibi hard diskinizi dinleyip buna göre aksiyon almanız gerekiyor. Yoksa bir sabah kalktığınızda hard diskin aşırı yavaşladığını, sistemin bir türlü çalışmadığını, dosya kopyalamanın çok çok yavaş olduğunu ve sürekli hata verdiğini gördüğünüzde o çok değerli verileriniz, anılarınız, hatıralarınız, iş dosyalarınıza elveda deyip üzerine bir bardak soğuk su içmek zorunda kalabilirsiniz günün sonunda. Bakın ben bilgisayar tamircisi değilim ama son bir yılda elime geçen 4 tane küçük laptop hard diski var. Diğer evde bunlardan birkaç tane daha var ve 3,5 inçlik 2 tane daha hard disk var. Toplamda 7 ya da 8 tane bozuk hard disk var ve bunların hepsi çöp vaziyette. Hepsi benim kişisel kullandığım hard diskler değil. Eşim dostum bilgisayarlarını da arada tamir etmekteyim. Onların da bilgisayarları bana gelmekte. İncelediğimde bunların bu hard disk durumlarına hiç bakmadığını ve bana getirdiklerinde bilgisayara işte ya açılmıyor işte dosyaları alabilir miyiz dediklerini görmekteyim. Bazen yani öyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz ki anakart arızası veriyor bilgisayar ve harddiskteki bütün sektörler birden ölüyor ve böyle bir durumda da harddisk yeni alınsa bile içerisinden veri kurtarmak imkansıza yakın bir şey oluyor. En son anlattığım örnekteki spesifik duruma yapabileceğimiz hiçbir şey yok açıkçası. Birazcık şans işi bu. Ama geri kalan durumlardaki biraz önce anlattığım şeylere dikkat ederseniz ve bir hard diskin ömrünün artık sona geldiğini, problemler yaşadığını görüp verilerinizi yedekleyip o hard diski de kullanım dışı bıraktığınızda o çok değerli verileriniz sizinle uzun süre gidecektir. Yoksa bir bardak soğuk su içersiniz benim gibi. Çünkü ben de zamanında kötü bir tecrübe yaşamıştım. Ve 2 TB'lık hard disk kurtarımı için benden 2016 yılında 2500 lira kadar bir ücret istenmişti ve açıkçası veremedim yani. O yüzden elime aldım bir bardak soğuk su ve içtim ve ondan sonra araştırmalarım sonucunda bu yazılımı buldum. Artık kurduğum tüm bilgisayarlara bu yazılım kurmaktayım ve incelemekteyim disklerimi. Kendi tedariğimi bu şekilde alıyorum ben. Şimdi bu kadar anlattım sizlere. Programın kendisine gelelim aslında. İsmi Hard Disk Sentinel diye
bir uygulama. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim ismini. SSD ve hard diskler için üretilmiş analiz ve izleme yazılımıdır aslında bu program. Temelindeki amacı disklerdeki sorunları bulmak, yapabiliyorsa test edip onarmak. Disklerdeki sağlık ve performans durumlarını takip edip düşüşleri bizlere bildirmek. Hatta SD kartların bile datalarını okuyup bunların donanımları hakkında veriler topladığı söyleniyor ama açıkçası ben o kısmını test etmedim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Gelin şimdi bunu program üzerinde anlatmak istiyorum sizlere. Benim bilgisayarımda iki tane hard disk bağlı ve bunların sağlık durumunu görebilirsiniz, sıcaklık durumunu görebilirsiniz. Sol taraftan iki tane diskim varmış. Sağlık çizelgesi. Şöyle bu, ben de 2 gündür bu program yüklü. Bilgisayarı format attığım için yeni yüklemiştim. Siz uzun süre kullandığınızda bu arka arkaya eklenecektir bu tarih. 15'i 16'sı şu anda. Ve sizin sağlık düşümünüzü bu grafikten takip edebileceksiniz. Sıcaklığına gelelim. Şu andaki sıcaklığını ölçüyor. Günlük ortalamasını gösteriyor. Günlük maksimumunu gösteriyor. Minimumunu da gösterebiliyor bu şekilde. Burada sıcaklık durumunun iyi olduğunu ama Smart sayfasından sıcaklık offsetinin ayarlanmasını tavsiye ederim diyor. Bu şekilde daha doğru sıcaklık değeri görüntülenir diyor. Genel bakış kısmında performansını ve sağlık durumunu gösteriyor. Altta bir açıklaması mevcut. Şu anda bir eylem gerekmediği söyleniyor. Kaç saattir çalıştığı, 80 gün 16 saat boyunca SSD çalışıyormuş şu anda. Daha 1000 günden fazla tahmini kullanım ömrü varmış. Ortalamada 6,66 TB veri yazmışız. Bilirsiniz SSD'lerin bir veri yazma ömrü vardır. Buradan güvenmiyorsanız testi tekrarla deyip bir yenilemesini isteyebilirsiniz. Hard diskler için de öyle ama SSD'lerde aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında devreler bozulabiliyor. Aynısı hard diskler için de geçerli. Bu kısma dikkat etmenizi öneririm. Smart kısmı burada şöyle anlatayım. Burada problemli olan şey kırmızı ya da sarı olarak belli eder kendini. Şu anda öyle bir problemimiz yok. Bu şekilde burayı kontrol edin. Bilgi kısmı işte hard diskin verilerinin durumu, işte nereye bağlı olduğu, özel bilgileri yazıyor. Buradan kontrol edebilirsiniz. Günlükte bir problem varsa günlük sorununu yazabilir. Burada bunları kontrol edebilirsiniz. Disk etkinliği bir işlem yaparken o anda hani ne yaptığını buradan performansını ölçebilirsiniz. Yani uyarılar kısmında varsa uyarılarını gösteriyor. Aynısı hard disk için de geçerli. Bütün veriler aynı. Bu programda ekstra neler yapabilirsiniz? Disk kısmına gelip rastgele arama testi yapabilirsiniz. Özel süre deyip 1 dakikalık bir ayarlayalım. Tepki sürelerini ölçebilirsiniz. Hatta direkt bir şeyler yapmaya başladığımızda sıcaklığı otomatik olarak arttı mesela, onu takip edebilirsin. Genişletilmiş otomatik diski var, kıta otomatik testi var, yüzey testi yaptırabilirsin. Bu ne demek? Hard diskin garip tepkiler verdiğinde mesela okuma testi diyelim, tahribatsız veriler için güvenli diyor. Depolanan verileri etkilemez ve disk sorunları gizli kalabilir diyor ama. Burada okuma testi yaptırıp testi başlat diyelim. Diski kitleyemediğini söyledi. Burada hızlıca sektörleri tarıyor. Problemli olanlar kırmızı yanacak, hasarlı olanlar sarı yanacak. Eğer diskiniz garip tepkiler veriyorsa, yavaş çalışıyorsa bu testi yaptırıp bad sektör taraması yapabilirsiniz. Burada kırmızı nokta görürseniz diski takip etmenizi öneririm. Çünkü gün geçtikçe o kırmızı noktalar çoğalabilir. Çünkü bu virüs gibi düşünün. İnsan vücuduna giren ve sürekli gelişir, sürekli başka hücrelere saldırır. Bu da aynı mantıkla çalışır. Aynı durumda disk performansını görebilirsiniz. Saniyede ne kadar okuyor? Diskin bazı yüzeylerinde okuma hızı yavaşlayabilir. Bazı yüzeylerinde çok fazla takılıp yavaşlayabilir. Bu burada sorun olduğu anlamına gelmez her zaman için. O yüzden o konuda şüphelenmeyin. Şüphelenmeniz gereken şey şurada görünen iyi hasarlı kötü durumunu takip etmek ve şu genel haritada bir sarı ya da kırmızı ikonun olup olmadığına dikkat etmek. Teslim bitmek üzere. Ortalama 455 MB saniye ile okuyor. Evet, şu anda bir rapor verdi bize. Hiç problem yok. Şu anda 453 MB saniye ile
en son bitirmiş oldu. Eğer çok önemli veriler taşıyorsanız böyle 15 günde bir, ayda bir bir test yaptırmanızda fayda var. Hard disklerinizin yüzey okuma testini. Bu şekilde bir sabah kalktığınızda verilerinize elveda demezsiniz en azından. Hard diskin çöküşünü görebileceğiniz için bir ön uyarı verir. Zaten siz de o süreçte yedekleme işlemini yaparsınız ve o diski kullanım dışı bırakırsınız. Bu şekilde verilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Unutmayın dostlar, hard diskteki verilerinizin de güvenliğe ihtiyacı var ve buna dikkat etmeniz için basit bir programı tanıttım bugün sizlere. Bu içeriği faydalı bulduysan eğer beğen butonuna basabilirsin, arkadaşlarınla paylaşabilirsin, fikrini belirtmek için yorum yapabilirsin ve en önemlisi abone olup benim bu tarz içerikler üretmem için gerekli olan desteği bana sağlayabilirsin. Ben İbrahim, izlediğin için teşekkür ederim.